Merhaba Arslanoğlu Grup takipçileri. Bugün sizlerle ikinci nesil Qashqai'nin Skypack paketi ile yenilenen üçüncü nesil Qashqai'nin Skypack paketi arasındaki farkları inceleyeceğiz. Araçlar daha önce nasıldı, şimdi neler değişti? Bunlara hep birlikte bakalım isterseniz. İkinci nesil Qashqai'de 1.3 motor, 160 beygir, benzinli, otomatik ve DCT şanzıman kullanılmıştı. Üçüncü nesil yeni Qashqai'de 1.3 motor, 158 beygir, gene benzinli, otomatik bir şanzıman kullanıldı. Daha önceki nesilde DCT şanzımana sahipti aracımız. Yeni Qashqai, X-Tronic CVT şanzımana sahip. İkinci nesil Qashqai daha yuvarlak hatlara sahipti. V-Motion ızgarası, sis farları daha yuvarlak bir görünüm sağlıyordu. Ancak yeni nesil Qashqai'de daha keskin ve sportif hatlar kullanılmış. V-Motion çift renkli ızgarası araca daha agresif ve karakteristik bir özellik katmış. İkinci nesil Qashqai'nin ön cam genişliği ve ağ sütun kalınlığı daha genişken, yeni Qashqai'de ise ön cam genişletilmiş ve şöyle göstermek istiyorum, ağ sütun inceltilmiş. Bu da daha geniş bir görüş açısı elde etmemizi sağlıyor. Güzel düşünülmüş bir tasarım. Daha önceki Qashqai'de dikiz aynası ağ sütuna monte edilmişti. Yeni Qashqai'de ise dikiz aynaları kapının üstüne monte edilmiş. Daha geniş bir görüş açısı ve aslında kör nokta açısından daha sağlıklı bir görünüm elde ediliyor bu şekilde. Yeni Qashqai'de farlar inanılmaz bir şekilde değişmiş. Kaputun üstüne taşan gündüz ledlerin altında yine led farlar ve en alt kısımda da sis farları. Üçü muhteşem bir kombinle daha agresif bir görüntüye sahip olmuş. Ve daha önceki nesilde komple hepsi led far değildi. Bu da çok güzel bir değişiklik olmuş. İkinci nesil Qashqai'mizin tavan ve gövde renginde tek renk alternatifi mevcuttu. Fakat yenilenen Qashqai'nin tavan ve gövde renginde siyah ve gri renk opsiyonları mevcut. 11 farklı renk seçeneğiyle opsiyona göre dediğim gibi gri ya da siyah renk seçme imkanınız bulunmaktadır. Daha önceki Qashqai'nin Skypack paketinin jantları 17 inç olarak geliyordu. Yeni Qashqai'nin Skypack paketinde ise 19 inçlik jantlar kullanılmış. Genişletilmiş yanaklar sayesinde daha konforlu bir sürüş elde etmemize imkan sağlıyor. Daha önceki Qashqai'de Qashqai yazısı sol alt köşede bulunuyordu. Yeni nesil Qashqai'de ise Qashqai yazısı bu şekilde ortada monte edilmiş ve daha önceki nesle göre gene keskin hatlar kullanılmış. Önceki Qashqai'nin bağış hacmi 401 litre olarak geliyordu. Şöyle bağış düzenleyici mevcut. Gene koltuklar öne alınıp ekstra bir alan yaratma imkanımız mevcut. Yeni Qashqai Skypack paketinin bağış hacmi 449 litre. Gene bağış düzenleyicilerimiz mevcut. Bir önceki Qashqai ile arasında 48 litrelik bir fark var. Daha geniş, daha derin bir alana sahip Qashqai. Gene koltuklar öne doğru katlanabiliyor 60'a 40 şeklinde. O zaman bağış hacmimiz 1398 litreye kadar ulaşabiliyor.
Nissan yeni Qashqai motorunda daha fazla verimlilik sağlayan ve karbon emisyonunu azaltan hafif hibrit teknolojisini kullandı. Türkiye pazarında CSU modeller arasında hafif hibrit teknolojisine sahip tek model olan yeni Qashqai, 270 Nm ile segmentindeki en yüksek tork değerlerinden birini sunuyor. Evet, şimdi ikinci nesil Qashqai'nin Skypack paketinin içini göstermek istiyoruz sizlere. Kısacası direksiyon simidi, 7 inçlik dokunmatik ekranımız, vites topuzumuz, ön döşemede neler değişmiş, kapı kollarından tavan detaylarına kadar nelerin değiştiğini bir sonraki araca geçtiğimizde daha net algılayabileceksiniz. Şimdi de 3. nesil Qashqai'nin Skypack paketinin içindeyiz. Bunu da kısaca size göstermek istiyoruz. Neler değişmiş? Evet, şimdi 3. nesil Qashqai'nin Skypack paketindeki değişiklikleri ve detayları sizinle paylaşmak istiyoruz. Ön sol kapı panelinden başlayacak olursak eğer, kullanılan deri döşeme, dikiş izleri, buradaki düğme detayları bir önceki nesile göre daha kaliteli, daha konforlu duruyor. Direksiyon simidine geçtiğimizde direksiyon simidi aslında aynı, sadece düğmelerde ufak tefek bir değişiklik olmuş. Bir önceki araçta, 2. nesil Skypack Plus paketinde ekranımız 7 inç dokunmatik ekrandı. Yeni nesil Qashqai'nin ekranı 8 inç dokunmatik ekran olarak sunuluyor. Onun haricinde bu araçta gene geri görüş kamerası mevcut. Buradan gene fiziksel detaylara dokunup kamera vesaire bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Klimamız dijital klima. Daha önceki Skypack paketinde de aynıydı. Sadece teknolojik olarak biraz daha görsel efekt katılmış ama tasarım bu şekilde aynı. Havalandırmamız gene aynı şekilde. Çok güzel duruyor. Yani açıkçası burada start stop düğmesinin yeri değişmiş. Daha öncekinde, bir önceki Skypack paketinde bu taraflarda oluyordu. Burada daha geniş bir alan yaratılmış. Onun haricinde vites topuzumuz çok güzel değişmiş. Burada ciddi anlamda bir değişiklik mevcut. Bu şekilde kullanımı kolay ve görünüm olarak ve komple alan olarak geniş bir yer verilmiş. Elektronik el freni sistemi daha önceki Qashqai'de de mevcuttu. Zaten AutoHold o da aynı şekilde mevcuttu. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Şurada gösterge paneli güzel bir selamlama ile başlıyor. Onun haricinde daha önceki Qashqai'de 7 inçlik gösterge paneli kullanılıyordu. Şu andaki 3. nesil Qashqai'de Skypack paketinde 8 inçlik bir gösterge paneli kullanılıyor. Onun haricinde dediğimiz gibi direksiyon simidi aynı. Onda bir değişiklik olmamış. Sadece düğmelerde çok ufak bir dokunuş gerçekleştirilmiş. Onun haricinde 2. nesil Qashqai'nin ekranı 7 inç dokunmatik ekran ile karşımıza çıkıyordu ve daha içeriye gömülmüş bir ekrandı. Burada biraz daha estetik, daha yukarıda duran 8 inçlik bir dokunmatik ekran mevcut. Şurada fiziksel dokunuşlar gerçekleştirilebiliyor. Onun haricinde havalandırmamız, dörtlülerimiz, otomatik klima mevcut, gene iki yönlü. Daha önceki Qashqai'nin Skypack paketinde de bunlar mevcut. Tabii ki biraz daha güncel hatlarıyla karşımıza çıkıyor. Start stop aynı şekilde, sadece yeri değişmiş. Onun haricinde burada bayağı geniş bir alanımız mevcut yeni Qashqai'de. Telefonun sığabileceği ve kaymaz bir zemin hazırlanmış. Gene buradaki tasarım vites topuzu Isofix olarak değiştirilmiş ve gerçekten bayağı estetik duruyor. Şuradaki piminden gene değiştirilebiliyor. Aynı zamanda aracımızda çok önemli bir özellik var. Skypack paketinden itibaren 4x4 çekiş sistemi mevcut aracımızda. Burada da sürüş modlarımız mevcut. Onu da göstermek istiyorum size. Şu şekilde sport modu alabiliyoruz. Daha sonra eco. Bu şekilde standart, kar ve offroad. Yani 5 sürüş modumuz mevcut. Dediğim gibi bir 4x4'lük bir araç Skypack paketinde. Yine opsiyon olarak bunu da seçebiliyorsunuz. Yani şunu söyleyebiliriz ki Qashqai'de gerçekten kalite algısı hem görsel olarak
hem de kullanılan malzeme olarak oldukça iyi. Bir önceki nesille arasında ciddi bir fark var ve bunu da aracın içine girdiğiniz zaman açıkça fark edebiliyorsunuz her anlamda. Bir önceki Qashqai'de fark ettiyseniz dikiz aynasında karartma özelliği yoktu. Yeni Qashqai'de bu özellik de ekstra donanım olarak eklenmiş. Burada biraz yakınlaştıralım. SOS acil çağrı butonu mevcut. Daha önceki Qashqai'de bu da mevcut değildi. Gene ışıklarımız zaten standart olarak bu şekilde. Cam tavanımız standart olarak mevcut. Güvenlik paketinden de bahsetmek istiyorum size. İkinci nesil Qashqai'de Skypack paketinde çarpışma önleme sistemi vardı. Fakat yenilenen Qashqai'de sınıfında ilk kez kullanılan ön sezili akıllı çarpışma sistemi kullanılmış. Bu da öndeki 3 araca kadar algılayıp araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü uyarıyor ve çarpışmayı engelleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai'de ilk kez kullanılan akıllı hız sabitleme sistemi, direksiyon destekli şerit takip asistanı, akıllı arka çapraz trafik uyarısı ve akıllı kör nokta önleme sistemi yolcuların güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Ayrıca arka oturum alanından da bahsetmek istiyorum. Daha önceki Qashqai'ye göre diz mesafesi 29 mm'lik bir artış gösteriyor. Aynı zamanda yükseklik olarak da 30 mm'lik bir artış var. Zaten cam tavanla beraber gayet ferah ve geniş bir mekan sağlıyor bize. Koltuklarımız kumaş döşeme. Daha önceki Qashqai'nin Skypack paketinde de aynı döşeme kullanılmıştı. Yani kumaş olarak geliyordu. Burada ekstrası şu, havalandırma var. Daha önceki Qashqai'nin Skypack paketinde arkada havalandırma mevcut değildi. USB girişlerimiz mevcut iki adet. Şurada da göstereyim, kol dayamamız mevcut. Yine iki tane bardaklık koyabiliyoruz buraya. Hayat bir yol. Yolsa sürprizlerle dolu. Göz alıcı tasarımı arkana al. Yolu aydınlat. Hayattan ödün verme. Lider tam da bunun için yenilendi. Yeni Nissan Qashqai. Yeni nesil lider. Yeni Qashqai'nin tüm detaylarını birebir görmek için sizleri Nissan Arslanoğlu, Antakya ve İskenderun showroomlarımıza bekliyoruz.